Ağlamıyorum, tamam mı? Yağmur yağıyor. Genelde ısıtma sistemi var. Ve bizim araba. Da 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 da. Come on ya. Akşamları sarhoş insanlar kızlara yanaşırdı. İyisiyle kötüsüyle her şeyi burada yaşadım. Selamünaleyküm konnichiwa gençler. Bugün misafirliğe gidiyoruz. Size Japon evi ve yani hem gitmişken Japon sofrası hazırlattım. O yüzden acayip tükürüm çıkıyor. Hem Japon evini göstereyim nasıl, hani villa fiyatını 70 metrekare, iyisiyle 70-80 metrekare falan. Bunları göstereyim istiyorum. Bir de aynı zamanda bu Japon sofrası da hazırlattım, yani rica ettim. Eğer hazırlanmışsa size Japon sofrasını da Japon evinde göstermek istiyorum inşallah. Arkadaşlar şu an bizim bulunduğumuz bu yere Tsurumi deniyor. Tsurumi benim yaklaşık 10-11 sene falan büyüdüğüm yer, yani ilkokul, ortaokul hepsi bu Tsurumi'de geçti. O yüzden benim için baya manalı bir yer. İyisiyle kötüsüyle her şeyi burada yaşadım. Her şeyi. Tam anlamıyla yani burası Japon Hamza'nın Japonlaştığı, Japon Hamza'nın oluştuğu, büyüdüğü yer. Vay be. Vay be. Şuralarda ne yaramazlık yapardık. Bakın millet çıkıyor ya, biz aşağı doğru inerdik, tıkardık falan bu merdiveni. Kimse çıkamaz. Buradan bir 100 kere falan yuvarlanmışımdır en az. En az ama en az. Her gün seçim başım dağılırdı. Her gün. Yine dağılsın istiyorum. Yine düşmek istiyorum. Vay be. Her gün bu otobüsleri kullanırdım var ya okula giderken. Bak şu arkamdaki otobüs 41 numara otobüs. Benim her gün okula gidiyorum mesela. Benim her gün okula gidip geldiğim otobüs. Ağlamıyorum, tamam mı? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor sadece. Vay be, bu yollardan az mı geçtik be? Light be. Şu Bukov. Ne haber Burger? Mr. Donut. Şurada kızlara böyle akşamları sarhoş insanlar kızlara işte yanaşırdı. Ben de böyle yapmayın falan derdim. Az mı erkeklik yaptık be? Oh. Bakın küçükken gittiğim Yamaha piyano kursu. Tam şu ikinci kat. Tam şurası. Yaklaşık 1-2 sene falan kursu. 2 oldum ya, 1 sene. Kursa gittiğim sonra bütün erkekler bıraktı kursu. Bir kızlar kaldı. Benim de gidesim kalmadı. Şimdi diyorum keşke gitseydim şöyle bir şeyler yapalım diye. Şimdi gittiğimizde de göstereceğim size ama bu Japonlarda piyano çalma olayı çok normal. Ya da piyano olmasa bile herhangi bir enstrüman çalma olayı çok normal. İlla ki birisi bir şey yapıyor. Hani okul zaten buna zorluyor. Okul zorlamasa da aile zorluyor. Türkiye'deki gibi öyle 2+2=4 de trigonometri de neredeyse gelişmemesi için uğraşmak değil, tam tersine gelişmesi için de ekstra efor gösteriyor insanlar. O yüzden herkesin mesela o iyi olduğu bir sporda iyi olmayan müzikte, ikisinde de iyi olmayan ne bileyim literatür, ya herhangi bir şey, o kadar geniş elpaze var ki herkesin bir yeteneği var ve herkes bunu buluyor, ortaya çıkarabiliyor Japonya'da. Türkiye'nin azıcık da olsa şu bu yanını örnek alsın isterdim. Yani etrafınıza bakın, Türkiye'de kaç kişi kaç tane müzik aleti çalabiliyor da kaç kişi kaç şey yapabiliyor. Arkadaşlar geldik. Evimiz tam olarak şurası. Hadi bismillah. Sensörün içi falan gözüküyor. Gençler şimdi ilk başta giriş var, tamam mı? Ayakkabılar çıkarılıyor. Öyle şu an Türkiye'deki yeni dizilerdeki gibi ayakkabı içeri girme falan yok. Ondan sonra acaba tuvaletten başla. Işık nereden? Bak tuvalet birkaç videoda da çıkmıştı ama Japonya'da genelde ısıtma sistemi var. Onun yanında popo temizleme, işte bilmem bayanlar için bunun poponun gücü. İşte bilmiyorum buradan işte bunun temizlediğiniz işte suyun sıcaklığı, şu ısıtmanın sıcaklığı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Tuvalet. Bu arada öyle Japonya'da Türkiye'deki gibi iki tuvalet olmuyor bir evde. Bir tane oluyor. Onu da söyleyeyim. Sırada. Tanan. Banyo. Burada el yıkama. Burada da banyomuz var. Banyoda genelde böyle küvet oluyor.
Sonracığıma çocuk odası. Evet, gayet klasik bir oda. Çok büyük değil biliyorum. Bir atak zaten odanın yarısını kaplıyor. Ama evin tamamı 72 metrekare olduğu için gayet normal. Şunlarda da çok oluyor çünkü Japonya gayet sıcak ve nemli. Sırada oturma odası. Gece Japonya'da öyle salon, oturma odası vesaire yok. Abi ne oluyor? Ve her odada diyorum. Japon evlerinde genelde klima oluyor. Ben bunu geçen fark ettim. Kore rokuman. Gambatte cebinde hataraydı. Gece burası oturma odası, tamam. Bakın bizim için fasulye yemeği yapmışlar. Fasulyeyi böyle haşlıyorsunuz. Neyse, gördüğünüz gibi gençler Japonya nemli olduğu için klima eksik olmuyor. Ekstradan bakın burada da var. Sonucuma. Burada da var. Gelelim Japonya'nın her evinde olan, Türkiye'de olmayan tatami'nin. Anladınız mı? Eko. Çok eko, çok. Yani bu pirinç aldıktan sonra kalan samanlar var ya, kullanılmıyor. Onlardan tatami yapıyorlar gayet, bakın. De, Japonlarda dediğim gibi piyano eksik olmuyor. Hamikun, oyda. Hamikun. Oyda, oyda. Come on ya. Hamza, Hamza de ikileceğim. Yüreğin içine gel kal. Hamza de ikileceğim. Rekin ayı. Zeta yirenay de yazıldı. Dajo, dajo, yirenay, yirenay. Ne, çantı. İma de mo itten no piano. Bravo. Kaç senedir gidiyorsun piyanoya? 10 falan. 10 falan. Sen kaç senedir çalıyorsun? Piyano. 10 saniye. Son olarak da Japonya'da mutfak bu kadar. Bu Türkiye'deki gibi yok işte kocaman masa koyalım da ekstra işte yemekler sofra işte mutfakta yensin de oturma odası ayrı olsun değil. Yemekler de oturma odasında yeniyor. İşte bir de size şu garajı göstereyim. Japonlardaki park yeri. Yani mümkün mertebe yerden tasarruf edebilmek için, o alandan tasarruf edebilmek için şöyle bir sistem yapmışlar. Eyvallah, tamam, park yeri. Ama Türklerden farklı olan bir şey var. Türkiye'de nasıl oluyor? Sitenin etrafına dan diye park yeri oluyor. Burada gördüğünüz gibi katlı katlı, böyle kat kat asansör şeklinde araba gidiyor. Sonra bu kayıyor. Ve bizim araba. Da-da-da-dan. Evet. Ve araba çıkmaya hazır. Bunun gibi böyle yerden alandan tasarruf etmek için kat kat, bakın bunlar da öyle, bunlar da öyle, hepsi öyle yani. Kat kat böyle arabalar diziyorlar ki daha küçük olana daha çok araba sabitsin. Sasuga Japon. Evet gençler, yemeğimiz hazır. Japon evinde Japon mutfağı.
Gyoza Japon mantısı, karage ne oluyor? Kızartılmış tavuk. Et kızartılmış. Etli tavuk. Evet, kızartılmış tavuk. Hadi afiyet olsun. Göstermek istediğim Japon evini az da olsa umarım gösterebilmişimdir. Öyle birazcık hani milletin evi olduğu için çok şey konuşamadım böyle açık açık ama kısacası bu arada şimdi tuvaletteyim. Giriş oluyor. Tuvaletleri biraz farklı. Tatami denen odası var ayrıyeten. Böyle Türkiye'den farklı olarak salon ve oturma odası ayrı ayrı değil. Bir oda var. Her şey yemeği de orada yeniyor. Oturması da orada. Televizyon da orada. Her şey orada. Misafir de orada ağırlanıyor. Ayrıyeten bir Türkiye'de farklı olarak tatami odası var. Bu evde vardı. Bir başka bildiğim bir Japon'un evinde de var. Hani genelde piyano falan öyle şeyler oluyor. Klima. Türkiye'de çok olmayan bir şey. Buradaki o nemi vesaire, klimasız hayat olmuyor. Hani sadece o dönem pervanelerden değil de gerçekten de kliması oluyor. Rana tuvaleti kullanmak istiyor. Dışarıda sıra var, millet tuvaletini yapmak istiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace de onlara.